Dünden Yarına hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde insanlığın en büyük korkularından biri olan nükleer silahlanma ve olası bir savaşı anlayıp anlatmaya çalışacak. Nükleer silahlar 20. yüzyıldan kalma en büyük korkulardan biridir. Ne yazık ki tüm anlaşmalara rağmen korku ve tehlike hala sürmekte. Dünya üzerinde birçok ülkede ne yazık ki bu kitlesel ölüm makineleri mevcut. Ancak yine ilginçtir, batılı emperyal devletler kendileri ve yandaşı birkaç ülke dışında özellikle Doğu'nun bu silahlara sahip olmasını istemiyor. Onlara göre bu büyük bir tehlike. Kendilerine göre argümanları da var. Tarihse onlarla aynı fikirde değil. Çünkü bu silahları yapıp tereddütsüz kullananlar emperyal batılılar. Nükleer silahlar ve nükleer korku 20. yüzyılla birlikte insani literatüre giren kavramlar oldu. Tabii ki bu korku yaşanan korkunç bir katliamın sonunda ortaya çıktı. Ve o günden sonra da dünya rahat bir uyku uyuyamadı. Çünkü birçok ülke, başta emperyal idealleri olanlar, görülmemiş bir hızla nükleer silahlara sahip olmaya başladılar. Bu durum öyle bir hal almıştı ki, özellikle 20. yüzyılın ortalarında yeni bir dünya savaşının çıkmasının yakın olduğunu düşünenlerin sayısı azımsanmayacak boyutlardaydı. Yine bu azımsanmayacak kitle, olası bir dünya savaşında nükleer silahların sonu belirleyeceği görüşündeydi. Aslında 20. yüzyıl ne yazık ki savaşlarla başlamış ve devam etmişti. Hoş, insanlık tarihinin en azından bilinen bölümünde tüm dünyada savaşsız geçen yıl sayısının 50 civarı olduğu düşünülmektedir. İlk Dünya Savaşı dünyayı yerle bir etmiş, imparatorluklar tarih olmuştu. Bu korkunç savaş o ana değin dünyanın gördüğü en vahşi şeydi. Ölenler, yaralananlar, aklını yitirenler ve mahvolmuş bir insanlık. İnsanlık daha bu ilk Dünya Savaşı'nda yeni ve korkulacak silahlar kullanmaya başladılar. Daha çok insan öldürmek, daha çok yeri yok etmek için. Bu arada bu silahları üretenler ve özellikle de bu silahları tüm dünyada pazarlayanlar aşağı yukarı aynı grubun üyeleriydi. İlginçtir, bu grubun ya da klanın üyeleri dedelerinin mesleğini devam ettirecek ve özellikle 2. Dünya Savaşı'nda dünyayı kanla boyayacaklardı. Onlar için ölen sayısının hiçbir anlamı yoktu. Belki daha çok para, belki de kadim emelleri nedeniyle nükleer silahların yapılıp kullanılmasında büyük bir kampanya yürüteceklerdi. Bu durum sonrasında da sürecek, özellikle Soğuk Savaş yıllarında dünya nükleer silahlarla adeta şişerken bu grup ve gruplar bundan istifade eden tek odak olacaktı. Bu noktada başa dönerek dünyanın ve insanlığın içine düşürüldüğü nükleer silah paranoyasının başlangıcına gidip resmi net olarak görmeye çalışalım. 1. Dünya Savaşı'nın yenik tarafı Almanya, 20. yüzyılın ortasına yaklaşılırken yeniden toparlanmanın hesaplarını yapıyordu. 30'lu yıllarla başlayan Nasyonal Sosyalist Hareket Almanya'da iktidarı ele geçiriyordu. Adolf Hitler ateşli konuşmalarla Almanların ezilmiş onurlarını yerine getirirken Nasyonal Sosyalist kıtalar Almanya'da yabancı avına çıkıyorlardı. Bu arada başta Alman bilim adamları olmak üzere Nazilere çalışan bir bilim heyeti oluşturulmuştu. Ancak Avrupa genelinde gerilim artarken özellikle Yahudi kökenli bilim adamları ülkeyi ve bölgeyi terk ediyorlardı. Bunlardan biri de Yahudi kökenli Alman fizikçi Albert Einstein'dı. Einstein, Amerikan üniversitelerini ziyarete gittiği bir sırada Almanya'da Nazilerin kitap yakma kampanyalarına başladığını öğreniyordu. Bu onun geri dönme isteğini törpüleyecekti. Amerikan kamuoyunda birçok savaş yanlısı grup olmasına rağmen birçok kişi de savaşa karşıydı. Ancak birileri bu direnci kırmalıydı.
Bu arada Alman orduları tehditler ve korkular sonucu gerilimi had safhaya çıkaracak hamleyi yapıyordu. Polonya Almanların ilk hedefiydi. O günler için üstün denilebilecek bir teknolojiye sahip olan Alman orduları, vakur fakat güçsüz Polonya ordusu karşısında fazla zorlanmayacaktı. Bu noktada Almanlar için çalışan bilim adamları, bir uranyum atomuna bir nötron ateşlenirse atomun bir enerji patlamasıyla parçalandığını keşfetmişlerdi. Ancak atomun parçalanması etrafındaki her şeyi patlatan nötronlar da ortaya çıkarıyordu. Nazi bilim adamları korkulanın aksine asla bombayı yapma aşamasına gelemediler. Bu arada savaş öncesinde Almanya ve civarındaki ülkelerden kaçmış olan çoğu Yahudi kökenli bilim adamı Amerikan yönetimini nükleer bir silah yapması için uyarıyordu. Onlara göre Nazilerin bunu yapması an meselesiydi. Adolf Hitler de tereddüt dahi etmeden bunu kullanırdı. Bu kesin tavır, başta ünlü fizikçi Albert Einstein olmak üzere bir grup Yahudi kökenli bilim adamının kaleme aldığı bir mektupta da yer aldı. Mektup Amerikan Başkanı Roosevelt'e hitaben yazılmıştı. Bu silahların ortaya çıkışı ve bu konudaki ilk çalışmalarda ünlü bilim adamları yer aldı. Bunlardan biri de Einstein'dı. Einstein, Başkan Roosevelt'e yazdığı mektupla oldukça ikna edici oldu. Son pişmanlıksa fayda etmeyecekti. Savaşın neredeyse başından beri buna dahil olması için uğraşılan Amerika, savaşa girmek zorunda kalacaktı. Ya da dünya bunu böyle algılayacaktı. Avrupa'yı kasıp kavuran ve Manş kıyılarına ulaşan Nazi taburları karşıya geçmeyi planlıyordu. İngilizler çaresizlikle ilk savaşta olduğu gibi kendilerini kurtarması için Amerika'nın gelmesini bekliyordu. Bu arada Amerika'nın savaşa girmesini bekleyen karteller de avuçlarını ovuşturuyorlardı. Çok geçmeden beklenen bahane bulunuyordu. Japonya adeta intihar edercesine intihar uçaklarıyla Amerikan donanmasının büyük bölümünün demirlediği Pearl Limanı'na saldırıyordu. Bu büyük saldırıyı ve ağır kayıpları Amerikalılar unutmayacaklardı. Sonunda Amerika, Başkan Roosevelt'in dramatik ve alabildiğine duygusal konuşmasıyla savaşa girerken, aynı anda da Einstein'ın mektubu doğrultusunda nükleer silah üretme faaliyetlerine resmen başlıyordu. Manhattan Projesi adı verilen 2 milyar dolarlık proje böylece başlatılmış oldu. Robert Oppenheimer'ın denetiminde çalışan onlarca atom fizikçisi, dünyayı ebediyen değiştirecek korkunç bir silahı yapacaklardı. Sayın Başkan, size çok acele bir projeden bahsetmek lüzumunu duyuyorum. Bu çok önemli bir proje, yani Manhattan Projesi, halen gerçekleşme safhasındadır. Bunun esası, şimdiye kadar görülmemiş derecede güçlü bir patlayıcı maddedir. Bu sözler 12 Nisan 1945'te başkanlık koltuğuna yeni oturmuş olan Amerika'nın yeni başkanı Truman'a söylenmişti. Projeyi başlatan ve meşhur savaş kartelinin neredeyse her dediğini yapan Roosevelt, beyin kanaması geçirerek ölmüştü. Yeni başkan Truman'ı Manhattan projesinden haberdar eden kişi Roosevelt'in savaş bakanı Henry Stimson'dı. Roosevelt başkanken sadece iki defa görüşme imkanı bulan başkan yardımcısı Truman, bu projeyi başkan öldüğünde öğrenebilmişti. Ancak ne ilginçtir ki, başkan yardımcısı böyle bir silahı bilmezken, savaş kartelleri olan bitenden haberdardı. 16 Temmuz 1945'te 425 bilim adamı New Mexico'da bir araya geldiler. Görevleri atom bombasının ilk denemesinde hazır bulunmaktı. Denemenin yapılacağı yere Ölüm Bahçesi adı verilmişti. Sabaha karşı 02'de yapılması gereken deneme teknik bir arıza nedeniyle ertelenmişti. İzleyiciler patlama noktasından 30 kilometre uzaklıktaki bir barınağa çekilmişlerdi. Herkes suratını ve ellerini güneş yağını andıran bir karışımla yıkamıştı. Saat 5.29'da son kontroller yapıldı ve geri sayım başladı. Atom bombasının babası olarak adlandırılan Oppenheimer, yardımcılarıyla birlikte beton bir binadaydı. Geriye doğru kalan 10 saniye sonunda gökyüzü hiç kimsenin görmediği bir kızıllıkla kaplandı.
Ardından koskoca bir mantarı andıran büyük bir duman kütlesi ve alev dalgası geldi. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki gözlemciler net bir analiz yapamadılar. Aslında hiçbir insan gözü saniyenin milyonda biri kadar kısa sürede olan bir olayı gözleyemezdi. Hatta insan beyni bu kadar kısa zaman süresini bile kavrayamazdı. Böylesi bir manzarada şunu söylemek mümkündü. Birinci nükleer denemeyi net olarak kimse göremedi. Görünen, patlamanın çevredeki tepelerde yankılanan, gözleri kör edici yansımasıydı. Her şeye rağmen dünyayı tehdit edecek, yok edici silah yapılmıştı. Başta da söylediğimiz gibi Amerikalılar Japonların saldırısını unutmamışlardı. Avrupa'da savaş bitmiş ve Adolf Hitler yok olmuştu. Ancak Japonlar Pasifik'te ve Güney Asya'da Amerikalıları zora sokmaya devam ediyorlardı. Almanlardan çekinen Amerikalılar bu yeni silahı kullanmakta tereddüt etmeyecekti. Bu noktada belirli bir klana bağlı savaş kartelleri de tereddüt istemiyordu. Çünkü onlar kutsal kitaplarındaki hikayelerde anlatılana benzer bu silahı yapmayı başarmışlardı. Amerika savaşı bitirecek ilk hamleyi Ağustos 1945'te yapacaktı. Enola Gay adı verilen bombardıman uçağının taşıdığı ilk atom bombası 6 Ağustos 1945 günü atılacaktı. Enola Gay, insanlığın hiçbir zaman unutmayacağı korkunç bir olayı gerçekleştirmek için Japonya semalarında uçuyordu. Saatler sabah 8.15'i gösterirken dev bomba Hiroşima üzerine bırakıldı. 43 saniye sonra şehrin ortasında dev bir mantarı andıran ateş dalgası yükseliyordu. 4000 dereceye ulaşan korkunç sıcaklık, Hiroşima'da bulunan canlıları bir anda buharlaştırarak yok etti. Bombanın etkisiyle yüz binlerce insan ölmüştü. Bomba sonrasında ortaya korkunç bir gerçek daha çıkacaktı. On binlerce insan bombanın patlamasından sonra ortaya yayılan radyasyondan etkilenmişti. Amerikalılar ve onlar için çalışan bilim adamları radyasyonun doğuracağı sonuçları hesaplamadan bombayı tamamlamışlardı. Projenin başındaki Oppenheimer'ın tahribatı gösteren fotoğrafları gördüğünde sarf ettiği "Tanrım biz ne yaptık" sözü timsah gözyaşları mıydı bilemiyoruz. Bombanın etkisiyle bölgedeki insanların genlerinde ve vücutlarında meydana gelen bozukluklar 21. yüzyılda halen tedavi edilmeye çalışılıyor. Hiroşima'ya atılan bu ilk nükleer silah yeni bir döneminde başlangıcıydı. Artık tek bir bomba savaşları bitiriyor, binlerce insanı katlediyordu. Yani savaş kartelinin istediği oluyordu. Bu arada Japonlar bu ilk bombanın etkisini atlatmaya ve savaşmaya devam ettiyse de peşi sıra Nagasaki'ye atılan ikinci nükleer bomba bellerini büküyordu. Amerika, Pasifik'teki savaşı da kazanmıştı kazanmasına, ancak bedeli çok ağır olmuştu. Binlerce insan yok olurken binlercesi de tarifsiz acılarla yaşamak zorunda kalacaklardı. Japonların kayıtsız şartsız teslim olmasıyla savaş bitse de nükleer silahlara sahip olma isteği kamçılanıyordu. Amerika, Hiroşima ve Nagasaki'den bir yıl sonra yeni bir deneme daha yapıyordu. Pasifik kıyılarındaki Bikini Mercan Adaları'nda Crossroad Harekatı adı altında 1 Temmuz'da Able ve 25 Temmuz'da Baker atomik silah denemeleri yapıldı. Amerika'nın Kızılderililerin yaşadığı bölgede yaptığı atom bombası denemelerinin bir benzerini Rusya, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırgızistan'da yıllarca sürdürecekti. Amerika'nın ilk atom bombasını patlatmasının ardından Ruslar da ülkenin güneyinde 4 yıl boyunca 15 kez atom bombası denemesi yaptı. Manhattan projesinden sonra dünyadaki ülkeler sıkı bir pazarlığa girerek atom bombası denemeleri yarışına başladılar. Dünya Savaşı'nın böyle kahredici bir katliamla sonuçlanmasıyla
İnsanlık akıllandı diye düşünenler yanılacaklardı. İki kutuplu dünyada bu konuyla ilgili alabildiğine denemeler yapılacaktı. Deneme yapan tüm ülkeler ilginçtir, kendilerini haklı görüyorlardı. 1950 yılıyla birlikte tam anlamıyla yürekler ağza geldi diyebiliriz. Dünyadaki iki kutbun lideri Amerika ve Sovyet Rusya Kore'de karşı karşıya geliyordu. İki ülkenin de sahip olduğu ve olmak için çaba sarf ettiği nükleer silahlar tüm dünyanın korkulu rüyasıydı. Türkiye de Kore'ye asker gönderecekti. İlk nükleer silahı yapıp çekinmeden kullanan Amerika, 1952 yılında çıtayı bir kademe daha yükselterek dünyanın ilk hidrojen bombasını deniyordu. Atılan bomba, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1000 katı gücündeydi. Sovyet Rusya bu hamleye 1961'de cevap verecekti. 30 Ekim 1961'de deneme yapan Sovyet Rusya'nın hidrojen bombası, Hiroşima'ya atılanın 3800 kat güçlüsüydü. Artık iki kutuplu dünyada soğuk savaş olarak adlandırılan yeni bir döneme giriliyordu. Amerika'nın başını çektiği NATO ile Sovyetlerin başını çektiği Varşova Paktı birçok defa savaşın eşiğinden dönecekti. Amerikalılar Las Vegas çölünde, Sovyetlerse Sibirya'da denemelere alabildiğine devam ediyorlardı. Bu noktada sayılara bakıldığında dünyanın nasıl bir çılgınlığın içine düştüğü ya da düşürüldüğü rahatlıkla görülebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında Amerika'da yalnızca 170 adet olan nükleer silah 12 yıllık kısa bir dönemde, yani 1961'de 22.000'e yükseldi. 1950'de sadece 5 adet nükleer silah olan Sovyetler bu sayıyı 1960'da 1200'e çıkardı. Bu ülkeleri yakından izleyen İngiltere 1952'de, Fransa 1960'da ve Çin 1964'te nükleer silah üretir hale geldiler. Aynı dönemde iki ülke arasında uzay rekabeti de yaşanıyordu. Ekim 1957'de Sovyetler bir adım öne geçeceklerdi. Sovyetler Birliği dünyanın ilk uzay aracı olan Sputnik'i uzaya fırlatıyordu. İlginçtir, aynı anda Britanya'da bulunan Windscale nükleer reaktöründe kaza olacak ve radyasyon sızmaya başlayacaktı. Dünya iki kutuplu düzenin kıskacında sıkıştıkça sıkışıyordu. Yeni bir savaşın yakın olduğunu söylemek o günler için sıradandı. Çünkü hemen herkes 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağında ve bunun nükleer silahlarla olacağında hemfikirdi. Sovyetler ve Amerika 1959'da Küba'da karşılaşıyordu. Amerika burnunun dibinde Sovyet yanlısı bir iktidar kuran Castro'yu istemiyordu. Castro'yu devirme adına elinden geleni yapan Amerika, Domuzlar Körfezi operasyonunda çuvallayınca Sovyetlere adeta gün doğuyordu. Bir de bunun üzerine bir Amerikan U-2 uçağı düşürülünce iki kutup arasındaki gerilim had safhaya ulaşıyordu. Sovyetlerle Küba arasındaki ilişkiler de sıkılaşıyordu. Bu sıcak ilişkiler sonucu olarak 1962 sonbaharında Küba'ya Sovyet füzeleri konuşlandırıldı. Bu hamle savaşa 5 var demekti. Dünden yarına kısa bir aranın ardından bu önemli konuyu anlatmaya devam edecek.